Nerede bizim dilimizdeki çeşni? <laughs> Nerede ayol? Osmanlı mutfağı gibi düşün anladın mı? Heriflerde bir hamburger, bizde musakkası, <laughs> kuru fasulyesi. Daha fazla vereyim, daha fazla. E paket bitti. Şimdi maşallah var. Ben gerizekalı, Niye cevap yazıyorsun ki el bir tarafında kaşırken sana tweet yazan sala? Aşk, şehvet, tutku, para, skandal. Allah hepsinin belasını versin. Hiçbiri değil. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece merak ettiklerimi soruyorum. Aa öyle mi? Evet. Ya meraktan ya taraktan biliyorsunuz. <laughs> Bilmiyorum işte. Aa olsun tamam bugün de merak ettiğiniz her şeyi yanıtlayacağım fakat öncesinde bir ricam var. Bu hani e, YouTube'da bir kapak fotoğrafı oluyor ya. Yalvarıyorum kendi fotoğrafımı kendim seçeyim çünkü belgelerle geldim. Mesela Selin Ciğerci. Kadın müzmin bir kabız. Surat ifadesi. <laughs> İlyas Yalçıntaş, ızdırap sıçıyor. <laughs> Devam ediyoruz. Ayta, Ayta evde yok, vazgeçmiş dünyadan. Yeşim Hanım, bir şey koklamış, çok kötü. <laughs> Fakat Arman Beylere bakıyoruz. <laughs> Anafartalar kumandanı, nasıl ben, yakışıklı, nasıl ben de kendim hiç harcamış nefretler. bütün konukları. Gerçekten. Aa ben seçeceğim abi. Ben öyle bir şey gibi kakam geldi, çıktı çıkacak gibi duramam o kapak fotoğrafında. <laughs> kapak fotoğrafı önemli. Tamam. Attım bunu. 25 yıl bu piyasada çalışmış bir insan olarak şeyi öğrendim artık. Şovu sunan en güzeli, ötekiler. <laughs> ötekiler bitmiş yani. <laughs> yemin ediyorum. Bizim çillesini bizim... yemişiz kaderin. Piyasanın kuralıdır ya bu. Sen daha iyi bilirsin artık. Aa, ben daha yemediğim sille kalmadığı için. Ben daha deneyimlisindir artık. Çünkü sen ben sonradan Savaşmaya başladım. Sen girdiğinden beri savaşıyorsun. Tabii artık benim için bir atasporu, kardiyo. <laughs> Tabii özellikle son dönemlerde cehaletle savaş, kas yaptım cehaletle savaşırken. Cehaletten kasıt? İşte bu her bokologlar, her şeye dair bir fikri olduğunu zannedenler ama aslında hiçbir şey bilmeyenler. E, kapat İrem'cim Instagram yorumlarını diyorlar ama hayır, çok hoşuma gidiyor. Teker teker hepsine cahil belirlendi yazıyorum. Yeni olayım bu, yani evde de boşum zaten biliyorsunuz. Hani sırf ben değil, bütün memleket boşta. O yüzden ben zamanımı bu şekilde değerlendirmeye başladım. Yuğurcu değil mi? Ben en başta bir post koyuyorum diyelim, üç dört tane okuyorum. O üç dört tane okuduğumda kötü bir şey yazan varsa, günün şanslısı ona cevap veriyorum. Evet. Bir on beş yirmi dakika ona itişiyorum, sonra bırakıyorum mesela. Yok, ben normalde hiç dönüp bakmıyordum, cevap vermiyordum ya da magazinde hakkımda çıkan herhangi bir... ...kötü haber, yalan haber, asparagas hiçbirine cevap vermiyordum. Zannediyordum ki sükunet altındır, sükunet bok altın. Ondan sonra hepsi kat be kat, kat be kat kendinde hak buluyor konuşmak için. Ve herkes kendini bir şey zannetmeye başlıyor. Bundan sonra ben susmuyorum. Ama peki ünlü olmak biraz da böyle bir şey değil mi İran? Şu anda da söylüyorum. Halka açık bir hale gelince aslında bir yandan da şunu söylemiyor musun? Sen benim hakkımda istediğin şeyi söyleyip istediğin şeyi düşünebilirsin. Vallahi halka açık hale getiriyorum ama umumi tuvalet değilim. Gelen geçen ağzıma sıçamaz. Öyle bir hak kimseye tanımıyorum. Onu da yapacaksa ne yapıyorsun? Artık akbil basıyorsun değil mi sokaktaki tuvaletlerde? Yok öyle bir hak. Vallahi tanımıyorum kimseye. Çünkü çok tanıdım bu hakkı. Yani bu benim psikolojimi darmaduman etti. Susmak niye? Neden yani? Sustukça büyüyor mu insan? Yok öyle bir şey yani. Yani ben zaten biliyorsun buralara gireceğiz ileriki dakikalarda ama bir kere ölümden döndükten sonra... ...her gün ağzımızda maske, ne zaman virüs kapacağız, hadi kaptık e, hayatta tutunabileceğiz mi? Kalabileceğiz mi? Korkusuyla yaşarken hayattan tek isteğim şu artık, bu gece ölürsem son lafım benim şu olacak. İstediğim her şeyi yaptım. Sizden ne haber? Sizden ne haber yani? ben yaptım yapıyorum ve yapacağım yani. Bu bana zarar verse de artık umurumda değil. Bu hani sözde çizilmesi için kendilerini yırttıkları insanların o prenses imajını zaten kalmadı artık soytarı biliyorsun bizim imaj. Umurumda değil ya. Ama sen hiç prenses olmayı oynamadın ki. Yo oynamadım ama şartlar bir süre sonra oraya ittirmek için çok uğraştı. Yani bu kadın işte ne yapsa tutuyor. İşte bu kadın reklamlarda oynuyor. Bu kadın e, jürilik yaptı. Bu kadın hatta televizyon programı yaptı falan filan. ha Birazcık o dönem artık böyle bir şeylere uymalı mıyımı düşünmeye başladığım bir süreçti. Sonra düşünemez hale geldim. Ondan sonra dedim ki yok çok da önemli bir aktivite değilmiş düşünerek yaşamak. Hayatının o hani seni bir yere ittirdiği dönemde sen de aslında kendini bir yere ittiriyor musun? Ben kendimi nereye ittirdiğimi asla ve asla fark edememişim o dönemde. Çünkü iki yıldır şunu diyorum insanları gidip de kanser oldu, korona oldu, grip oldu diye parmakla göstermezken neden? E, ...psikolojik rahatsızlıklara bu kadar saygı duyulmaz ve kendi etti, kendi buldu denilir bir halde. Hala bunun savaşını veriyorum. ya. Yani daha beter, çok daha beter yani. Benim şu an birinden bir virüs kapıp e, gidip korona tedavisi görmem... ...emin olun çok daha belki çözülebilir bir durum. Benim o dönem yaşadığım şeyden. Çünkü benim sırf kendimi ittiğim bir pozisyon değildi o. Benim e egem çekildi o dönemde. İşte ardından yazdınız ya bütün bugüne kadar çalıştığım herkesten özür dilerim. Ben bunun gibi kaprisli bir kadın görmedim diye. Yani adımı yazaydınız keşke. Siz benim kapris yaptığımı zannettiğiniz dönemlerde ben kuliste epilepsi krizi geçirip şu adamların omzunda hastaneye gidiyordum ve bunu gelip hiçbirinize anlatamıyordum. Çünkü epilepsi çocuklukta çıkan bir hastalık. Benim 31 yaşımda fırtladı bir anda ve tamamen strese dayalı olduğu ortaya çıktı. E bunların hiçbirini gelip size anlatamazken, sizinle paylaşamazken ve o dönem binlerce başka silleyi üst üste 15 gün içerisinde yerken hiçbir şey diyemiyordum ki kimseye. Yani ne diyeceğim şimdi gelip ben epilepsi krizleri geçiriyorum. Hatırlarsanız programın ilk günü, ilk çekimde seyircilerden biri epilepsi geçirmişti. Evet. Ve ben demiştim ki o gün ambulans olmalı burada. Böyle bir şey yaşanıyor ambulans olmalı. Çat yedi program sonra benim başıma geldi. Dört gün hastanede yattım. Kimseye bir şey diyemiyorsun ki o dönem. Konserler kesilecek. Hadi televizyon programı kesilecek. Sponsorlar kesilecek, çekilecek. Ölecek mi, kalacak mı karı başımıza belli değil diye. E çünkü sırf kendimi de düşünmüyorum. 35-40 kişilik ekip var. Bunları içime atarken yani çekirdek ailemde anne baba kardeş üçünden bir tanesi bir meme kanseri geçiriyor. Harun Kolçak çatır çutur gözlerimizin önünde vefat etti ve ben Karadağ'daydım cenazesine katılamadım adamın. Seviyorum dedi, dostuyum dedi, cenazesine gitmedi diye bir büyütüldü. Sanki İzmir'deyim, dakika başı uçak var. Dönemedim ama ben o Kotor sokaklarında benim yaşadıklarımı bir ben biliyorum. Şarkım falım sakızından çalıntı çıktı. 15 gün içerisinde oluyor bunlar. E şimdi tamam, iyi kötü güzel bir program yapmaya başladık. Bana Yeciş'le Mecuş'un yaşadığı katta bir oda verildi, internet çekmiyor. Her gün ünlü olduğunu iddia ettiniz. Altı kişiyi konuk diye bana yolluyorsunuz. Dördünü ben sokakta görmedim, Google kana alıyor. Bulamıyorum onlarla alakalı bir şey ve bulunduğum yerde, yerde internet çekmiyor. Ben zaten o işte bizimki ameliyat olacak, ne olacak? Bu kanseri yenecek mi? O öldü, o anda bir ayrılık yaşıyorum. Zaten geberiyorum. Şarkı, çalıntı çıkmış falımdan bütün memleket ben yazmışım gibi benim üstüme geliyor. Hangi ve şarkı? daha artık ya Tek Taş şarkısı. Hmm. Vallahi ya yani o davalar kapandı zaten. Aralarında hallettiler artık. Beni zaten alakadar eden bir şey yok ama abi 15 günde 45 kilo bir kadın bunlarla savaşamaz ve daha bin tane şey oluyor bu esnada. Çatır çutur epilepsi geçirmeye başlıyorum çünkü artık bir haber kaldıracak halim kalmıyor. O gerçek. Ya epilepsi mis, mi misin o tedavi? Hı -hı, mi? tamamen strese Sitres. bağlı bir epileptik nöbet. İki tane üst üste geçirdim. 3'üncü de Yani aslında de... psikolojik bir şey. Evet abi çok kötü ben bir EEG şekilde o dönemde adam bana dedi ki senin mutlu olmana ya da e, sabit bir hayat yaşamana imkan yok çünkü sinyal gitmiyor. O beynin ön tarafındaki kısımlar var ya işte bu taraf e, heyecan, bu taraf mutluluk. Anksiyete hariç hiçbir yer çalışmıyordu benim beynimde. Ben bir sene e, TMS tedavisi gördüm bu olaylardan sonra. TMS tedavisi ne? Ya TMS tedavisi e, bu taraftan ve bu taraftan ...beyne bir akım veriyorlar ki o tıkanıklıklar açılsın diye. Daha bilimsel bir açıklaması var ama hani bunu izleyenler merak edip bakabilirler. Ben şimdi ne desem suç olur. Ondan sonra haydi beyinciler üstüme gelir benim, <laughs> artık beni atın e, uçurumlardan. E şimdi tüm bunlar olurken gözünü açıyorsun anladın mı? Bir bakıyorsun hastanede armağan çağlayan saydırıyor arkandan. Giydiriyor arkandan ve ben o tweet'i okuduktan sen sonra... Sen hastaneye gitmeden önce saydırmıştım ben. Hayır. Sizin bildiğiniz hastaneye gitmem. Ha, ha, ha Ama bilmediğiniz kısımları. Ben kalkıp telefonu elime alıp... ...senin attığın tweetleri görüp orada üçüncü epilepsi nöbetimi geçirdim. Ve bir sene benim kinim sana geçmedi. <laughs> Hiç gülme. Benim de Övünüyordun benimle. Diyordun ki hayatımda ilk kez üçüncü kere bir kadınla röportaj yapıyorum. Ah dört de oldu falan. En ufak bir hatada etin götüne soktun, çıkarmadın da oradan. Evet Yine ama... hatırlıyorsan, ben gelip seninle konuştum, mesaj attım. Bak dedim Mesela. bunlar, bunlar oldu dedim. Artık dedim bunları yapmayalım yani. Sen uç burnundan kıl <laughs> aldırmıyor. Ama şöyle düşün. Ben şahsen orada değilim. Ben bir şirketi temsil ediyorum. Hatta bir kanalı temsil ediyorum. Benim üstüme gelen bir de kanal var yani böyle ve bir yandan başka bir yapım şirketi var. Orada çalışanlar var. Hani öyle bakmak lazım hadiseye. İşte ben de bunların başıma... hepsine bu şekilde bakmaya çalıştım ama tek başıma ben değilim yani. Herkes önüne koysun kartları, açık oynasın. Benim param da değil üstelik. Para bir tane kanalın, bir tane yapım şirketinin parası. Bilmiyorum ben o parayı göremediğim için. <laughs> yani Tabii. Bunlarla mahkemede uğraşmak yerine dedim, lanet olsun sizin paranız. Kanayan ayaklarımla ben kalayım değilim. ben sekiz Ben değilim, ben değilim. Neyse, boş ver. Önemli değil. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. <laughs> yani... Bunları söylemeseydim ölürdüm. Hiç şey, bence bir sıkıncası yok. İyi tamam, süper. Yani. <laughs> bir hafta sonra montajı izliyoruz, hiçbir yer yok. bir <laughs> ay İrem Derici diye bir şey çekmemişiz biz. Ne yapmamışız? Diye bir program Yok, çekmemişiz. Yok. Ben hatta şey, tekrar tedaviye başlıyorum. Hayır, <laughs> buradan... Yeter sıçacağım istemiyorum lan bu herifi. sen buradan çıkıyorsun ve ben bir tweet atıyorum. İrem Derici YouTube çekimine gelmedi yazıyorum. Ne yapayım abi, ne yapayım? Artık bir kulak arkası kaldı, <laughs> o da senden gelsin artık. Artık var ya... ...bak geliyor şöyle, şuradan okşuyor, gidiyor bütün linçler, bilmem neler. Artık var ya... ...Gülben Ergen içeyim ya, unutmayın ki bana... <laughs> Hiçbir şey olmaz. İkiyim. Hatta birliğe oynuyorum. <laughs> Vallahi olmaz. Yeniden edeceğim onu diyorsun. <laughs> Etmem, yanına otururum ya da kucağına otururum artık yani, ne yapayım? Birinciliği paylaşırız diye. Paylaşırız tabii. Gül ben gayet gönlü olur. paylaşır ben de birinciliği o konuda. <laughs> birinciliği oynadığımız yere bak, bize hiçbir şey olmaz. Oluyordu işte, bak bana hiçbir şey olmaz diye şarkı çıkarttım, klip çıkardım. Karı yoğun bakımda. Bir tane fotoğraf yerde böyle yatmışım, kırmızı bir tulum üzerimde. Hii! Fotoğrafa bakınca zaten okuyorsun anladın mı? Selasını okuyorsun kadının. Sen yemek yemiyor muydun o zaman? Brokoli. O da öyle bir geliyordu ki kulise. Yan bakmış Allah'ına. Haşlanmaktan böyle onu atıyordum ağzıma. Peki, Yemiyordum. Yani. Ya kilo almamak mı dert? Yani. E i̇şte anacığım anoreksiye yani artık neyini anlatayım. Şuna... Dert kilo almamak. Dert daha fazla kilo vermek. Çekirdek çitlemek gibi geldi bana o an. Durduramazsın ya paket bitene kadar. Daha fazla vereyim daha fazla. E paket bitti. Şimdi maşallahım var. O duyguyu merak ediyorum. İnsanlar kilolu olunca beni beğenmezler. ya Sevgililerim işte... kilolu olunca beni beğenmezler. Çünkü sen o dönem bir şarkı yapıyorsun, patlıyor. İşte televizyonda programın var ne bileyim reklamda oynuyorsun. Baban güçlü, sen güçlüsün. Ya o dönem senin böyle bir şey ihtiyacın yok. Hani mesela bu böyle bir şey şurada şurada anlarım böyle bir şeyi. Ilgiye ihtiyacın olduğu bir dönemde bu dönemde bu duyguyu anlarım. Ya da daha az başarının olduğu bir dönemde bu duyguyu anlarım ama çok başarılı olduğum bir dönemde bu duyguyu anlamam güç. Benim hep daha iyi oynama gibi bir mecburiyetim vardı. Böyle hissediyordum. Ben iki saat falan uyuyordum. Uymuyordum bile belki. Konserden çekime geliyordum. Orada işte halduruldur konukları evet. araştırıyorum kimlerle. Oradan başka konsere gidiyordum. Sevgilimle tatile gidiyordum. O iki günü kendimde daha görüyordum. Eve geliyordum. Uyku akıyor gözlerinden ama hayır ya kitap çıkmış yine okumam lazım. Herkes bu diziyle alakalı konuşuyor, izlemem lazım. E bunları yaparken baktım ki ben androidim ya, ben yapabiliyorum her şeyi. Ne kaldı geriye? Daha güzel olmak. Bunu bıçak altına daha fazla yatmadan nasıl yapabilirim? İstediğim her şey giymenin sırrı nerede? Yani çünkü ben hayatım önce hep bu kilolarda bir kadın oldum. İşte böyle 60'lar, 65'ler falan. Ve bu birini kendime aşık etme sevdası değildi asla. Ben 80 kiloyken de aşık ediyordum insanları kendime. 45 kiloyken de o değildi. Yani kendime onu bir challenge mi yaptım bilmiyorum. Bir şey oldum ben. Şimdi köpekler e, iyi şeyleri hatırlar, kötü şeyleri unutur ya. Ağzına, yüzüne vurursun, salonun ortasına gelir, sıçar, gazete götüne, götüne vurursun ama dışarı çıkarsın, gelirsin hiçbir şey olmamış gibi üstüne atlar. Beş dakika önce onun kıçına vuran sen değilsin sanki. Ben o oldum artık. O yüzden o dönemi de çok fazla hatırlamıyorum. Ama şu ruh hastalığını hatırlıyorum yani. Bir gün Doğukan'layız, hesap yapıyoruz. Yüzde o, falan biri şey yaptı böyle. O tabii işler gıcırında dedi, hesap yapıyorsunuz dedi. Doğukan döndü böyle yaptı. Kalori hesaplatıyor bana ya dedi. <laughs> Millet orada işte kaşe hesaplıyor, iş hesaplıyor. Bu bana artık çocuk da ezberlemişti. Domates, orta boyu 20 kalori. işte yeşil elma 30 kalori falan filan. Bilmiyorum. Dertsiz başıma dert aradım belki de. Hiç bilmiyorum. Çok güzel zannediyordum kendime o dönemde. İğrenç, Şimdi çubuk krakere. Diyorsun. Bir böyle top takmışsın baş, basket topu. Bir de memeleri yaptırmışım o dönem. Kafa ve memeden ibaret çirkin bir şey. Sıfır bir kalça. Kıyafet yaptırmaya Hakan Hakkaya gitmiştim. Dedi ki, ya kızım dedi tamam zamanında biraz ver demiştik ama... ...üzülüyorum. Sen gelmeden önce böyle moralimi yükseltmek için bir şeyler yapıyorum kendi kendime. Beni çok üzüyorsun, gözlerimin önünde eriyorsun. Yani bunu herkesle de o dönem ama bu sefer de inada bindirdim. Şeyi hatırlıyorum, annem e, sürekli ne, 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 yemediğimi takip ediyor ve yemek yemem için sürekli bana baskı yapıyor demiştin. E bunlar baskı yaptıkça ben yemiyordum. Açık açık o dönemde hayatımda olan adam dedi ki, bak sen kendini inanılmaz kötü bir sağlıksızlığa, hastalığa ve belki de ölüme itiyorsun. Seni her nefesimle seviyorum ve durmaksızın uyarıyorum. Ama hani bana eşeğin bilmem nesi, muamelesi yaparsan daha fazla ben o günlerde yanında olmayacağım. Bunu bil ve buna göre devam et. Şükürler olsun iki buçuk yıl geçti üstüne. Çok büyük dersler aldım çıkarttım. ...bunun yaptığını buna duyurmayan bir insan olduğum için... ...benzeri şeyleri yaşayan çok insana, çok genç kızın da yanında oluyorum. Birçoğunu da atlattık yani. Bilmiyorum, anoreksiye savaşçısı oldum ben. Ne güzel bir şey aslında. E güzel tabii ya, yani... Hayatta kötü deneyimlerden iyi sonuçlara gitmek de mümkün sonuçta. Mümkün, Allah'tan yani bir şekilde geri döndük. Dönme edebilirdik. Çok mu mutluyum geri döndüğüm için o da tartışılır gerçi. Bu ünlü olma sürecinde yaşadığın en kötü dönem o dönem miydi yoksa o, o dönemden daha kötüsü de var mı? Yok. Ruhsal olarak soruyorum. <laughs> Yok. O dönemin çeyreği olabilecek bir şey bile yaşamadım ben. Yani o dönem sırf o 15 günü ben 4 sezonluk dizi yaparım ya. Yani bu demin anlattığım dönemlerin üzerine dolandırılmam var, <laughs> falanlar var, filanlar var, var. Korkunç bir dönemdi ya. Ben o dönemi atlattım ya. Ya o dönemden sağa çıktım bir şekilde ama yarım, ama kırık, ama dökük. Orada şeyin de etkisi var mı? İlk ünlü olduğu zaman insana şöyle bir duygu geliyor ya. Mesela bana gelmiştir muhtemelen sana da gelmiştir. Herkese geliyordur. Hani o herkes seni konuşuyor, işte başarılısın filan ve şey oluyorsun ya. Artık bana da karada ölüm yok. Bana bir şey olmaz. Hiç çok kafaya girmedim. Ahan da en yakın şahittir. On yıldır beraberiz. Her seferinde. Mesela kalbimin tek sahibine patladı, Türkiye'de kırılmadık, rekor bırakmadı. Bak hala Instagram'a şimdi müzik özelliği geldi ya, en çok e, müzik özelliğine koyulan şarkılar. salonulan bu şarkıyı bir artık yani koyun işte Tarkan'ın beni çok seviyor falan. Hala çiftler öpüşürken, koklaşırken fotoğrafların altında hala bu şarkı, bu şarkı patladı. Yüz milyonu geçti, Allah'ın memleket meselesi oldu, ödüller yağıyordu. Okan'a dönüp dedim ki, bittim oğlum ben dedim. Ben bittim dedim. Ben ne yaparsam yapayım, bunun üzerine çıkmak için savaşacağım hayatım boyunca dedim. Ve dedim çok büyük ihtimalle eve asgari bir on sene bunun dedim yamacına... ...yanaşabilecek bir şey bile yapamayacağım. Ha yaptık, belki işte bir Çin malı versiyonları oldu, onunla yarışabilecek e, güce çıkan... ...şarkılar oldu ama ben her başarımda, her seferinde dedim ki ben ne yapacağım? Bittim. Bir sonrakinde ne yapacağım? Bittim. Ben hiçbir zaman şey yapmadım böyle. Aa, çok var meslektaşım bunu yapan. Şu cümleyi bile biliyorum. Artık osursam dinlerler. Ya bunu ağzından çıktı birçok insanın bu. Ben bunu duydum. Tam tersi ben her seferinde ben bittim. Daha iyisi ne olacak çünkü? Ya da daha çok başarı ne olacak? Bilmiyorum. Ben bana bir şey olmazı şu anamda söylemedim. Hani ben ne yapsam olur anlamında değil. Hani öyle bir kendine güven var ya işte. Başıma kötü bir şey gelmez. Ben dolandırılmam. İşte Türkiye'de ...her işi çabuk halledebilirim. Ne bileyim atıyorum, pasaport çıkartılacaksa, herkes 10 günde çıkartıyorsa... ...ben yarım saatte çıkartabilirim. Böyle bir duygu geliyor ya insanın bir üstüne. Bir kişi bunu izleyen alta yorumlara yazsın ki böyle bir e, ünlülük kartını kullandı İrem bugüne kadar. Asla. Sadece bir kez bir veterinerden hayvan sahiplendim. Hasta çıktı, çok hasta çıktı. Ee, bana adam dedi ki, geri getir yenisini vereyim dedi. <laughs> bu bana ne bak şerefsiz dedim, gömlek mi bu dedim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Cümlesini hayatımda sadece o adama söyledim. Hatta kafa öyle bir gitmiş ki kendimi doksanlarda buldum. Adama diyorum ki, Uğur Dündar'ı alıp geliyorum şimdi oraya diyorum. Ayol Uğur nerede, sen neredesin? Oho yani. Ya bütün bürokrasileri ben böyle harfi harfine uygularım. Pasaport örneği verdim mesela. Giderim açarım online randevumu alırım. Giderim kuyrukta beklerim. Hatta bana derler ki İrem Hanım önden alalım. Yok derim ben burada bekleyeyim. İstemem. Gözüne batmayı istemem insanların. Bir kişi çıksın söylesin. Ha, şu anlamda da söylüyorum. Dolandırıldım dedin ya o buna dayanarak sordum. Hani o başımıza gelmez diye düşünüyoruz ya o anlamda dedim. Dolandıran kişi çok yakından tanıdığım için... E... Ha, o arkadaş kızı, o başka bir şey. Aile, arkadaş, sıkıntı yok yani, güzel yedik kazıkları. Allah şükür yine dimdik çıktık. Bak şükür moda girdim, gülben olacağım lan ben. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben şarkıcılık yapamazdım. Niye biliyor musun? Acayip bir rekabet var orada. Mesela o rekabet beni delirtebilirdi, seni delirttiği gibi. Yani ben rekabetten delirmedim açıkçası ya. Ben hep kendim adına daha fazlasını istemekten Ama delirdim. Ama bu da rekabet. Yok ya ben kimseyle sidik yarışı yapmadım. Ben daha uzağa iş yerim, yapmadım kimseyle. Ben kimseyle polemiğe bile girmedim. Beni sokmaya çalıştılar. Aralardan haklı olmama rağmen özür dileyip çıktım her seferinde. Kendini kollama pozisyonu almak da rekabetin bir parçası olmak. Son tahlilde bizim çalıştığımız piyasada öyle ya da böyle. Sen rekabet etmesen de kendini kollamak zorundasın. Yani bilmiyorum, o da bu hastalıktan sonra değişen bir psikolojim. Eskiden yine bir tık daha fazla içindeydim, rekabetin ya da hırslıydım yani. Şu an tek derdim, be belli bir hayat standardım var. Hiç lüks olmayan, aa arabamı gördün işte gelirken kullandığım. Sevmiyorum lüksü zaten şey mesela millet... ...böyle pırlantalar takarken ben hep Bodrum yerlisi takıları takarım. İşte hep çakma gümüşler takarım. Çıkartırsın mosmorkaları o parmağında falan ya. Olmuyor çünkü alışmadık, gökte dondurmuyor. Ben de bana lüks yakışmıyor. Lüks bende emanet duruyor. O yüzden bahsettiğim hayat standartlarım da aslında çok stabil yani evet güzel bir yaşam. Ama lüks bir yaşam değil. Bunu sürdürebileceğim ee, bir ayrı konser takvimim olsun. Onun dışında ben gideyim de 500 milyon tıklanayım. O o kalmadı onlar. Hırslar, bilmem neler kalmadı. Yani istedikleri kadar eleştirebilirler ama İngilizce söyleyeceğim burayı. Been there, done that. Yaptım, gördüm, hissettim, içtim, sıçtım, batırdım, çok başarılı oldum, öldüm, dirildim. Yaptım her şeyi. Oradaydım. Ama şimdi buradayım. Ama bugün buradayım. Bugünün şartları nasıl ruhuma huzur veriyorsa o şekilde yaşamak durumundayım. Yani ne yapayım? Huzur ne değilmiş? Huzur? Neredeymiş? Ya huzur güzel bir uyanma, güzel bir kahvaltı. Annen sağsa onun sesini duymak, babanın sesini duymak. Üç beş geyik muhabbeti döndürmek arkadaşlarına ve uyumak. Huzur bu. Gerçekten bu. Aşk, şehvet, tutku, para, skandal. Allah hepsinin belasını versin, hiçbiri değil. Minimalist bir hayat. Yani şimdi minimalist bir hayat gidip de belgeseldeki kitaptaki gibi bir don, Yok, bir lokma, demiyorum. bir değil de yani. Yani minimalist kendi dünyamda, kendi kabuğumda kimseyle dalaşmadan, hiç kimsenin lafını umursamadan... ...ama ufak ufak tabii e, hakkın yendiği yerde hakkını aramak suretiyle basit, küçük. Küçük, iki buçuk insan bıraktım hayatımda. Onlar da zaten 1992 yılından beri hayatımda olan ilkokul arkadaşlarım. Sevmiyorum çünkü kimseye artık. <laughs> Sevmiyorum, ne yapayım? Ama bence bu piyasanın en büyük özelliği zaten. E seviyormuş gibi de yapmıyorum. Daha nerede beni davetlerde görüyor musunuz? Birinin doğum gününde en sırada bayrakla hediyem elimde yaranmak için beni göremezsiniz. Ağzım kurudu. Ne? Gene detoks su içmiyorsun umarım. Ödem çayı. Evde patates gibi oturuyoruz abi. Ben bir de bugün iğne olup geldim. Dün değil ondan önceki gece merdivenlerden yuvarlandım. Saat iki çamaşır asıyorum. Alt katta telefon şarjda cıngıl cıngıl çalıyor. Abi gece ikiden sonra iyi hiçbir şey olmaz. Olmaz, ya bir budi o. Bunu da çevirsin çevire. ama E ne oldu? Ne oldu? Yanlış numara. Olan benim kıçım oldu. <laughs> İğne oluyorum iki gündür. Sol taraf mosmor. Belim melim şey. Kötü yani geçer ama be. Vallahi. Hayır gene e, yani zayıflama meseleleri değil diye umuyorum. Gibi. Değil değil. Evde çok hareketsiz kaldığım için şunlardan alıyorum ödem çayları. Onu atsın. Şimdi bir de burada durum var. Yani ödem de var şeyde. Bütün bu yolculukta hayatımın en şanslı anı dediğin an neresi İrem? 2016 yılının Mart ayı ve sonrası. Yani 2017, o bir sene her an çok güzeldi her açıdan. Ama kendim en şanslı hissettiğim, en mutlu, en başarılı, en yıkılması hissettiğim an... ...işte 2016 Kasım ayındaki Altın Kelebek ödüllerindeki performansımdı. Yani iki yıldır ne ilaçlar kullandım, ne terapiler gördüm. Hiçbiri açıp da o on dakikalık showu izlediğimdeki haz ve güç, gücü vermedi bana. Halen de öyle yani. Kalkıyorum mesela, ulan nasıl olacak bu işler diyorum. Eylül'e kadar sahne gözükmüyor. Nasıl para kazanacağız falan filan. Aç oradan diyorum, bir altın kelebek keyfin yerine gelsin. Sen öyle kendini sevmeyi sevenlerden misin? Bayılırım. Bayılırım. Yani atıyorum mesela bir tane leş gibi sarhoş yakalandığım bir görüntüm var. Böyle ginkil gidiyorum. Ne içtiniz diyorlar? Yeşil çay diyorum. <laughs> Arkadan geliyorlar tamam mı? Şimdi bir de öyle bir kıyafet ki o gün diz üstü çizme, file çorap, file yırtılmış. <laughs> parça Fatma Gül. Yok evde yok kadın anladın mı? Yanımda da aslında çok samimi olmadığım, arada bir denk geldiğim insanlar var. Şimdi bizimkilerin yanında da ben çok sarhoş oldum. Paketlediler, taksiye bindirdiler, evime yolladılar. Şimdi kızlar da orada bana iyilik yapmak istiyorlar. Yakında bir ev var oraya götürecekler, kahve içirecekler. Anam yürüde de yürü Forrest Camp gibi gidiyoruz biz. Arkamda on tane kamera. Şimdi kameralarda çarpıyor, çırpıyor bana tamam mı? Aa, kontrolü kaybetmişim ya, ben böyle yavaş yavaş koyayım, düşeceğim. <laughs> şimdi yani bunu da izlemeyi seviyorum. Çünkü diyorum ki kendi kendime, tatlım benim kocaman ağzım var onunla içse <laughs> <laughs> Onun ne hiç yani? Mesela onu, onu da sürekli izlerim çünkü bir daha öyle bir şey yaşamak istemem. Ha yaşarsam da ne yapayım gülüp geçerim yani. Ne oldu katliam mı yaratıyorum orada, kavga mı çıkartıyorum? Yamulmuş ağzı bir kadın işte herkes gibi iki muhabbet ederken ilk bir şey içmiş. Isıtıcının altında içmiş gerizekalı, ağzı beyin yüzü kaymış, beyin gitmiş. Yeşil çay içtik. Bir de Gülşen olmuşum ben, iş cilveli bir kadın değilim. Orada yeşil çay. <laughs> Ünlü kaybetmekten korkuyor musun? Korkmuyorum. İki maymunluk yaparsın, yine ünlü olursun. <laughs> Ama ben pop müzikte yakaladığım bir başarı var. Onu kaybetmekten çok korkarım. Yani korkarım. Çünkü gerçekten yani şimdi mesela geçen biriyle yine ağız dalaşına girdim sosyal medyada. Bu ne armağan? Bu ne? Görmüyorum bakayım. Sosyal mesafeyi koru. Evet. Ne sembolü bu? Kadın, değil mi? Evet. Bu kadın sembolü. Bana göre bunu bilmemek cehalet, buna haç demek çok daha büyük cehalet. Şimdi artık nargile kafelerde bile tuvaletlerde bu var, evet. bir de erkeği var bunun değil mi? Sen bunu bilmiyorsan karıların arasında mı dalıyorsun işemeye? Arkadaş bir fotoğrafta bunu görmüşler, başladılar. Hristiyan mısın sen? Sen Müslümansın, niye haç takıyorsun? Şimdi Önce bir beynim uyuştu tamam mı? Dedim ki yani yok şimdi savaşma ya, bir şey deme yani. Ramazan ayındayız şimdi bozma. Abi ondan sonra ben bir başladım. Teker teker hepsinin altına cahil detected, cahil detected, cahil detected. Öğreneceksiniz bunu. Ben bunu takıyorsun bakacaksın. Ulan yani benzemiyordu anladın mı? E şimdi deliriyorum. Ne sormuştum ben buraya geldim, buradan bir yere bağlayacaktım. Ünlü olmak, ünlü, ünlü kaybetmekten korkuyor musun? Ben çok ayrı bir yere gittim şu an. <laughs> ne koydunuz lan bunun içine? <laughs> ben haksız olduğum konularda çıkıp beyaz gömleğimi giyip Allah kolyemi takıp özür diliyorum zaten. Bunu yapıyorum yani. Ama o, o... imaj tamam diyorsun beyaz. Abi o bir paket programı artık. <laughs> o bir paket default yani. Özür dileyeceksen o bir anda huşşşt diye beliriyor. <laughs> Sims karakteri gibi özür dileme mod. Heh tamam hatırladın nereye bağlayacağımı. Dedim ki en son bir tanesine Aa, bir de şey yazmış artık. İşte o olmuyor tamam o değil tamam kadınlık sembolü diyelim ki ona benziyor niye takıyorsun gibi bir şey dedim ki ya dedim sen ya kör cahilsin ya da ileri derecede bir hipermetrop miyop bir şey var bir şey söz konusu alıp buna haber yapmışlar. İrem Dereci kolyesi yüzünden linç yedi diye. Şimdi biz zaten başlığı okuyup haberin içeriğini okumayan insanlarız. Olmayan linç iyice bir büyüdü. Bir tanesi bana şey almış bu kekonun tahsili ne ki demiş cahil diyor millete. Abi orada bir anda 13 yaşında bir ergen oldum ben. CV yazdım adama. Başladım tamam mı? İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji, Ed School Pazarlama İletişimi, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Piyano, ...IET Barcelona, Global Design. işte bir bu, yazdım, bana şey yazmış. Ben gerizekalı ya, niye cevap yazıyorsun ki el bir tarafında kaşırken sana tweet yazan sala. Şey yazmış, kayda değer bir şey göremedim. <laughs> Mesalli Sen yıllarını yırtıla yırtıla okullara ver, <laughs> okuyacağım diye paramparça ol ama o kayda değer bir şey görememiş. Peki. Ne, ne kayda değer acaba onun için? Tıp mı? Makine mühendisi falan olmam lazımdı herhalde. Oradan bir e, Oxford'a geçiş. Bana da böyle bir kız yazmıştı. Sen milletin avukatı mısın diye. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> yani her şeyden önce ricam gerçekten bütün dinlerin temeli olan hoşgörü kavramını biraz daha öpüp koklasak, biraz daha böyle ruhumuza yakın tutsak çok daha iyi olacak. Sen çok mu kolay aşık oluyorsun? Aa, ben hayatımda bir kere aşık oldum. Gerisi benim için karın ağrısı. Yani aşk zannettiğim karın ağrısı, vakit geçirme. Ben bir de böyle dönem dönem kendimi inanılmaz... Ne var ulan ne? <laughs> Sana dip! Millet evinde trafik yok bir şey yok. <laughs> ne ne neye korna çalıyorsun? Ne çalıyorsun? Sen de bir bana yükleniyorsun. <laughs> yeter be yeter. <laughs> Bu saatten sonra da zannetmiyorum çok büyük bir sürpriz lazım. Enteresan bir şey lazım. Yani yani öyle kandırıyorum kendimi. O olduğumu zannediyorum ya da itiyorum oraya doğru itiyorum. Olmalıyım, olmalıyım, olmalıyım falan diye. Çok böyle bizim dışarıdan gördüğümüz çok yoğun yaşıyorsun yani yapışık gibi. Bir dönem öyle donla göç gibi oluyorum. Sonra don Olmuyor yani. Sıkılıyorsun. Sıkılıyorum, sıkıyorum. Bilmiyorum artık onu, onu, da, onu da ben... Ne kadar oldu? Bir buçuk senedir falan zaten yalnız ötesi yalnızım. Artık Hı. hoşlanamıyorum bile kimseden. Yani Hı. o eskiden mesela en azından bir karın ağrısı bir şey hissederdim. Böyle bir ah, bir flört, bir, bir şey, bir buluşalım falan. Hiçbiri kalmadı. Hiçbiri kalmadı yani. Çünkü Hı, bir sen... kere çok güzel bir şey yaşayınca... ...hani şey gibi düşün. İlişkilerin kalbimin tek sahibinesini yaşadım. Anladın mı? Rekorlar kırıldı, ödüller alındı, başarılar, mutluluklar, işte... Ee, e şimdi ne olacak? Maksimum Dantel şarkısı gibi bir şarkı olur. Hani bir sonraki ilişkim. İsim sormayacağım ama şunu soracağım. Bu piyasada asla affetmem dediğin insanlar var mı? Seni bile affettim ayol. <laughs> Seni bile affettim artık. herkese affederim yani. Gerçekten var mı? Yok. Niye affetmeyeyim ki? Peki bundan sonra... Nerede görüyorsun kendini İrem? Yani mesela ne olursa ben artık tamamım. Hani eskinin kendini assolist yazdırması gibi. Neresi orası? Hiçbir yer değil. Hiç gerçekten değil. Umurumda da değil yani. Vallahi değil. Çok garip bir şekilde değil yani. Zaten ben çalışkanım, çalışıyorum. Ya işte millet e, dur ya şu olaylar bir bitsin de öyle şarkı çıkartalım diyor çoğu. Yine vallahi klip bulup çektik evde çıkarttım yani tutar tutmaz dert o değil yani zaten kendimi patates gibi hissediyorum. Hiçbir işe yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum. Çamaşır yıkayınca kendim bayağı o şey kazanmış gibi hissediyorum. Oscar. Tabii böyle boş bir dönem ama yine bir şey yapmak istedim. Yaptım yapıyorum. Ufak tefek eğlenceler yaratıyorum kendime. Ya bilmiyorum çok fazla mı ben böyle hurma kulak memesi kıvamında bir insan oldum ama... ...büyük hedeflerim yok ya. Yaptığım şarkılar sevilsin ve konser veren bir kadın olayım yani. Bir mucize olsun, aşık olayım. Gebereyim yine belki bu sefer 30 kiloya düşeyim falan. Aman ya aman. bilmiyorum anladın mı? Hiç şu an halimden çok memnunum. Anımın çok güzel tadını çıkarıyorum. Mesela şunu bile yaparken acayip keyif alıyorum ben şu an anladın mı? Çünkü hem böyle hesaplar döküyoruz önümüze birbirimizin. Hem gülüyoruz hem belki böyle bir özlem duyuyoruz. Belki de Allah belasını versin o günlerini bilmiyorum. Ben şu an her şeyi ayak tırnağımdan saç derime kadar yaşıyorum. Keyfini, o yüzden bir şey demiyorum. Şu olsun, bu olsun falan filan diye. Zaten gerçekten mesleğimle alakalı beylik şeyleri yaptım. E şimdi e, bir şarkımız var. Onur'un, Onur, Onur Özdemir'in söz müzik aranjı yaptığı. Şu an belki de onun klibini çekiyor olacaktık. Bir Ayla Çelik şarkım var. E, Karadağ'a gidiyorduk, biletler alındı. E tabii ki hepsi iptal edildi, oturduk oturduğumuz yerde. Heyecanla beklediğim o şarkılarım var. Onur'un şarkısına bir de İngilizce söz yazıyoruz. E, bir de o şekliyle çıkartacağız falan filan. Aa, bütün Amerika kollarını açtı, beni bekliyor. Tabii ki yok öyle bir şey yani. Yanlışlıkla biri dinler ya da dinlemez. O şey değil, iddia, iddia ile yapılan bir şey değil zaten. Benim böyle bir durumum var. Zaman zaman Türkçeden iyi konuşuyorum maalesef İngilizce. En azından Türkçede ettiğim kadar küfür etmiyorum. Çünkü sadece bir fak var. Her şey fakın etrafında dönüyor. <laughs> shit motherfucker, fuck shit situation şeklinde. Hani nerede bizim dilimizdeki çeşni? Nerede ayol? Osmanlı mutfağı gibi düşün anladın mı? Hep bir hamburger? Bizde musakkası, kuru fasulyesi. Ünlü olduktan sonra mesela baban hani şimdi reklam filmi çekiyor adam. Aynı zamanda reklam çektirdiği Ünlülere de adam imaj yapıyor işte, benim kampanyamı yaparken böyle davranma, böyle. Hiç babam mesela, sen şimdi böyle rahatsın ya çok... Ee, ...işte küfürlü de konuşuyorsun, lan da diyorsun falan, hiç baban seni arayıp... ...yapma kızım böyle falan demiyor mu? E, diyemez, çünkü onun tamamen kokusu olan ve uzun saçlı versiyonu olduğum için diyemez. Yani yıllardır kendini savunur her konuda. Eyvah haklıdır, bak böyle de konuşuyor zaten, haklıdır o. Böyle direkt. E şimdi bana onu yapma, bunu yapma diyemez, kendine demiş olur onu belirli kalıplara uymalısın İremciğim diye gelirken herkes sakın dedi. Sakın bize kök söktüren o pis dedi İrem var dedi küçüklüğünden beri dedi. Hep böyle tek oturturlardı seni dedi. Hep bir disiplin cezası. O olarak kaldı dedi. O babamın dediği şey hep oydu bana. Ya nefret etsinler senden ya aşık olsunlar sana. Öyle bir heyecanla ve öyle bir bir yandan da başka bir yerinden çıkan piyasa ya duyduğun kızgınlıkla anlatıyorsun ki hani diyorsun ya her şeyle de barıştım. Evet ama bir yandan da çok da öfkeli bir tarafım var sanki. E öfkeliyim, öfkelendirdiler çünkü anladın mı? Hala dokuz yıl olmuş. Bak aha, aha da Kasım'da onuncu yılıma giriyorum. Yine bir canlı yayın konuğu oldum. Bir de artık kusacağım, canlı yayın kusacağım abi. Kusacağım yani. Şarkım çıktı diye bir yere, yere bağlandım ama... ...beni arıyor şimdi anladın mı? Kadın on beş yıldır şarkıcı. Diyor akşam yayınıma konuk gelsene. Sebep dedim ya. <laughs> Sebep dedim. Bön bön bakıyoruz birbirimize yorum okuyoruz. Embesi gibi böyle. <laughs> Beni salın dedim abi. Bak 50 gündür herkes 20 bin tane konser verdi açıp değil mi? Bir tane verdim denk geleniniz olduysa. Üç kamera kurdum. Haldır uldur bayağı televizyon prodüksiyonu gibi bir tane yaptım. Çekildim kenara. Bir de rica etti bir arkadaşım. Geçenlerde bir dans okulunun kanalına bağlandım. Çünkü biliyorsun sahnede dans eden popçu olarak azız. ben de dans piyasasına da çok yakınım. Hani böyle bir yayın talep etmişler. Girdim orada işte benden mütebellit gelenlerle bir 4000 kişilik falan bir yayın var konuşuyorum. Alta sadece Aslan yazdı. Kızım yahu senin de her lafında ee, ...ayrı bir manşet yazdı, hiç yorum okumuyordum. O anda gözüm ona geldi. Bak bıraktım yayını, dedim ki Saccit abi, <laughs> böyle ama Saccit abi dedim. Yani dedim bak ne dedim orada da çok seksi bir şey dans dedim, tamam mı? Yani bir daha dedim hayatım, yani tekrar yaşayacak olsam bu hayatı dedim. Çok iyi sesli, iyi şarkıcı bir kadın değil, çok iyi dans eden dünya çapında işte e, Madonna'yla... ...Jennifer Lopez'le sahne alan bir dansçı olmak isterdim dedim. Abi bunu adam hala diyor ki bunun şey var, bu çok büyük bir manşet. Ben dokuz yıldır seks diyorum, ben dokuz yıldır göte göt diyorum zaten. Hala şimdi alıp da İrem onu dedi, bunu dedi diye dokuz yıldır aynı haberi sarıp sarıp önüne koyuyorsun insanların abi. Bana alışmak zorundasınız. Ben buradayım, gebermediğim sürece de burada olacağım. Alıp alıp aynı haberi sunma insanlara. Bu da böyle arkadaşım. Ben de lazımım ya. Ben de lazımım. Soru cevap videosu çektim YouTube'a. Sormuş. Yüz yıl sonra açılacak bir kapsüle ne koyardın içine diye. Abi DNA örneğimi koyardım ve beni bayağı ko koyun dolu gibi tekrar üretmelerini isterdim. Çünkü ben şu anda lazımım. Yüz yıl önce de lazımdım. Yüz yıl sonra da lazım olacağım. Bıktım çünkü ben aynılığın içinde en azından kendi kendime oynuyorum kendimle anladın mı? Hadi kendiyle oynuyor. Başlık böyle koy sen de bunu. <laughs> Saç abi. <laughs> çok keyifli bir sohbetti valla. Tabii herhalde. Çok çok keyif aldım. <laughs> çok teşekkür ederim, iyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Ben iyi oldu biraz daha tabii hüzünlü yanları da oldu ama... ...ne olur şu kapak fotoğrafımı müzmin kabus karı... ...içmiş, içmiş. Ya sen şimdi tam bir dakika, dedin ya... Evet, ...tam şimdi mesela bize Ona uygun mu sıçar gibi bir kapak fotoğrafı resmi ver. Karı kendini elleriyle ateş atıyor <laughs> zaten. <sana. gülüyor> Veriyorum. <laughs> Aldın mı? Evet. Sıçacağım. <laughs> 아, <susur> <susur>